Cumhurbaşkanı yardımcım, kıymetli valim, milletvekillerim, belediye başkanım, garnizon komutanım, Amasya askeri ve mülki protokolünün çok değerli mensupları, Samsun'a çıkışından sonra Havza'da geçirdiği 22 huzur dolu, zihin dolu, umut dolu, kararlılıkla geçirdiği 22 günden sonra Amasya'ya gelerek burada ilin önde gelenleri ve müftüsük tarafından karşılanan ve Gazi Mustafa Kemal'e Amasya emrinizdedir diyerek Kurtuluş Savaşı mücadelesinde önce kurtuluşu sonra kuruluşu örgütlemek için Anadolu'da başlayacak çetin mücadele için ona güç veren, azim veren Amasyalılar, hepinize merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadeleriyle hem mevcut durum somut biçimde tahlil edilmiş, hem milletten güç alındığı, milletin kararının önemli olduğu vurgulanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında da yazdığı biçimiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine inanan kurtuluş reçetesini milletin kararına toplumsal birlikteliğe toplumsal talebe dayandıran kurucu kadroların mirasını taşıyoruz. Nasıl 19 Mayıs'ta hep birlikte Samsun'daysak bugün de hep birlikte Amasya'dayız. 105 yıl önce Amasya'da ortaya konan irade hiçbir kurtuluşun, bir dehanın, bir liderin, bir komutanın tek başına vereceği, uygulayacağı bir karar olmadığına inanmış gerçek bir demokratın, geçmişte saltanatla yönetilen bir imparatorluğun paşası olmasına rağmen, başkomutan olmasına rağmen cumhuriyeti ne kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına ne kendisi gibi ordunun komutanlığını yapacak olan askerlere, genelkurmay başkanlarına ne de bir başkasına değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Amasya'daki her yaştan gençleri saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyete sahip çıktığınız için. İngiltere'de 1215'te vergide rıza ilkesi, bu konudaki talep, bir tek adam yönetimini yetkilerini paylaşmaya, halkın taleplerini duymaya, önce bu konuda karar vermeye razı etti. Çetin mücadeleler sonucunda taleplerin yazılı iletilebilmesine imkan tanındı. Bu insanlık açısından önemli bir kazanım olan dilekçe hakkıydı. O günden bugüne dünya parlamentolarında iki anayasal komisyondan biri de dilekçe komisyonudur. Daha sonra biz yazıyoruz ama bildikleri gibi uyguluyorlar. Nasıl uygulanacağını da yazalım yaklaşımının çetin mücadelelerden sonra kabul edilmesi insanlık tarihinin ilk kanun teklifidir. Kanun teklif etme hakkıdır. Sonrasında teker teker talepler yerine belli bir süre için, sonra da bir tam yıl için ne vergiler toplanacak, ne hizmetler yapılacak, hepsinin birden kanunla teklif edilmesine ve kabul edilirse
yazıldığı gibi toplanmasına, yazıldığı gibi harcanmasına da bütçe hakkı diyoruz. İkinci anayasal komisyonda plan bütçe komisyonlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının da uzun süre başkanlığını yaptığı o komisyon devletin vergiyi toplayan sahiliyle sosyal hizmetleri yapan şefkatli sol elinin dengesinin kurulduğu ve milletin kararının vekilleri tarafından hakkaniyetle tatbike memur ve mecbur olunan bir komisyondur. Bunun için gazinin elinde bütün yetkiler varken kazandığı bir kurtuluş savaşından sonra yetkilerin hepsini tek başıma, bir başıma ben kullanacağım demeyip, hatta milli mücadele sırasında başkomutanlık yetkisini dahi üçer aylık dönemler için meclisin uhdesinden kendisine kabul edip her aşamada rıza araması, millet meclisini oluşturması, o meclisin açıldığı gün mazbata tahkikat komisyonu kurup dört milletvekiliyle birlikte sabahlaması, 24 Nisan 1920 günü söz alarak 9 saat aralıksız Samsun'a neden çıktık, Havza'da ne yaptık, Amasya tamimini nasıl yazdık, Sivas Kongresi'nde Erzurum'da ne konuştuk, Balıkesir, Alaşehir kongrelerine katılmadık ama nasıl istifade ettik, bu noktaya nasıl geldiği 9 saat işgal altındaki Anadolu'nun her birisi seçimle gelmiş, mazbataları bizzat tetkik edilmiş ya da İstanbul'daki meclisi mevusanın mevcut doğal üyelerinden müteşekkil milletin temsilcilerine anlatmış, rızalarını aramıştır. Biz böyle bir demokratın, böyle bir tek adam rejimi yerine bir meclisi önemseyen bir kahraman, bilge, dahi devlet adamının, biz yetkileri uhdesinde toplamak yerine milletin verdiği kadarıyla yetinip milletin vekilini her şeyin önünde tutan bir anlayışın devamı olarak hep birlikte bugün Gazi Mustafa Kemal'in hatırasının önünde Amasya tamiminin 105. yılında huzurlarınızdayız. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, benim iki eserim var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak, genel başkan olduktan sonraki ilk 12 Haziran gününü tüm genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, tüm MYK'mızla birlikte Amasya'da geçirmeyi, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Amasya'da yapmayı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte resmi törenlerde sizlerle birlikte olmayı bir görev saydım. Bundan sonraki süreçte de hem tarihimize hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başta Türkiye Cumhuriyeti, bütün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. İklimi, doğası ve insanı, memleketim Manisa'ya çok benzeyen Amasya'dayız. Manisa ile birlikte Osmanlı'nın iki şehzadeler kentinden birindeyiz. İki dağın arasında akan güzel yeşil ırmağın yanı başında Anadolu irfanına sahip, güzel, çalışkan, haramdan yalandan korkan, vatanına, milletine, bayrağına sonuna kadar bağlı Atatürk'ü kalbinin en müstesna yerinden ve aklından hiç çıkarmayan Amasyalıların misafiri olmaktan büyük onur duyuyorum.
hepinizi saygıyla selamlıyorum.